arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle isim cümlelerini işleyeceğiz. Türkçe'de isim ve fiil olmak üzere iki tür cümle çeşidimiz var. Bugün isim cümleleriyle dil bilgisine başlayalım. Öncelikle kişi zamirlerimizi tanıyoruz. Birinci tekil kişi zamiri ben, ikinci kişi sen, üçüncü kişi o, birinci çoğul biz, ikinci çoğul siz, üçüncü çoğul onlar idi. Umarım hatırlayabilmişsinizdir. Şimdi olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru olmak üzere nasıl isim cümlesi kurabiliriz, buna bakıyoruz. Mesela ben öğretmenim diyebilirim. O zaman yazıyorum. Öğretmen ben olduğu için bu eki kullandım. Ben öğretmenim. İkinci kişi de sen öğretmensin. Sen öğretmensin. Neden bu? Çünkü ikinci tekil kişi. Çünkü birinci tekil kişi olacak. Peki o öğretmen. Bunda herhangi bir ek kullanmıyoruz. O öğretmen diyoruz. Peki birinci çoğul kişide ne diyeceğim? Biz öğretmeniz. Biz öğretmeniz. Siz öğretmensiniz. Siz öğretmensiniz. Üçüncü çoğul onlar öğretmenler. Onlar öğretmenler. Bunu iki şekilde kullanabiliyorum. Onlar öğretmenler veya onlar öğretmen. İki şekilde doğru kabul ediliyor. Bu olumlu kısmıydı. Bir de olumsuzlarına bakalım. Ben öğretmen değilim. O zaman ne yazacağım buraya? İsim artı değil artı kişi eki yazacağım. Ben öğretmen, inşallah sığar, değil, birinci kişi değilim. Ben öğretmen değilim. Sen öğretmen değilsin. Sen öğretmen değilsin. Sin. Çünkü ikinci kişi. O öğretmen değil. Ek yok. Biz öğretmen değiliz. Biz öğretmeniz. Biz öğretmen değiliz. Siz öğretmen değilsiniz. Siz öğretmen değilsiniz. Ve onlar öğretmen değiller veya onlar öğretmen değil. Ne dedik? İki şekilde de doğru. Değiller veya değil olabilir. Peki şimdi soru soralım. Önce olumlu soru soralım. Sonra olumsuz soru soralım. Mesela ben öğretmen miyim? Yine im çünkü birinci kişi. Ben öğretmen miyim? Yardımcı ses, kaynaştırma sesi. Sen öğretmen misin? O öğretmen mi? Ek yok.
Biz öğretmen miyiz? Biz öğretmen miyiz? Siz öğretmen misiniz? Siz öğretmen misiniz? Onlar öğretmenler mi? Burada bir fark var. Burada çoğul eki kullanıyorum. Yukarıdaki kelimeden farklı olarak soru ekine değil, ismin kendisine eki getiriyorum. Onlar öğretmenler mi veya onlar öğretmen mi şeklinde eksiz karşımıza çıkabiliyor. Son olarak olumsuz soruyu yapalım. Biz öğretmen değil miyiz? Öğretmen isim değil, olumsuzluk sözcüğü ve soru ekine de kişi eki geliyor. Öğretmen değil miyim? Sen öğretmen değil misin? Sen öğretmen değil misin? O öğretmen değil mi? Ek yok. Peki, devam edelim. Biz öğretmen değil miyiz? Öğretmen değil miyiz? Siz öğretmen değil misiniz? Siz öğretmen değil misiniz? Onlar öğretmen değiller mi veya değil mi? Yine ek değil kelimesine gelecek. Onlar öğretmen değiller mi veya değil mi şeklinde iki kullanımı da mevcut. Şimdi birkaç cümle örnek yapalım. Evet, şimdi birkaç soru cevaplayalım. İlk sorumuz: nasılsın? Sen nasılsın? Cevap: ben iyiyim. Ben veya ben yok fark etmez. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İlk video gibi. Aç mısın? Sen aç mısın? Hayır. Ben aç değilim. Değilim. Çünkü ben cevap veriyorum. Neredesin? Sen neredesin? Ben evdeyim. Evdeyim. Burada bulunma hal eki kullanıyorum. Ben evdeyim. Yorgun musun? Sen yorgun musun? Evet. Ben yorgunum. Sen Türk müsün? Evet, ben Türk'üm. Veya olumsuz cevap verelim. Hayır, ben Türk değilim. Hayır, ben Türk değilim. Sonrasında doğru cevabı verebilirsiniz. Mesela ben İngiliz'im diyebilirsiniz. Onlar evli mi? Evet, onlar evli. Veya hayır, onlar evli değiller. Şimdi burada iki şekilde kullanabilirsiniz demiştim. Hayır, onlar evli değil veya hayır, onlar evli değiller. İki kullanım da doğru olacaktır.
Kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Ben 26 yaşındayım. Şimdi 26'yı öğrenmiştik. Yazıyla da yazabiliyoruz, değil mi? 26 yaşındayım. Sen nerelisin? Ben Samsunluyum. Nerelisin? Samsunluyum şeklinde cevaplar verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün isim cümlelerini öğrendik. Sizler de aklınıza takılan soruları sormak isterseniz bana Instagram hesabından yazabilirsiniz. Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.